Daha sonra yeni bir parça oluşturacağım burada. Create diyorum. Bu sefer bu opsiyonumu kaldırıyorum. Otomatik olarak ilgili yüzeylere flash kısıtını vermesine gerek yok. Sanırım ismini yanlış girdim. Bir kere daha gireyim. Caps Lock tuşumuz afacanlık yapmış bize. Okey diyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Silindiri çalıştırdım. Okey diyorum. Hemen silindirimin rengini değiştiriyorum burada. Küçük bir ayar değişikliği yaptım. Önemli değil şu anda yapmış olduğum değişiklik. Parçamı bu deliğe oturtmak istiyorum. Şu ana kadar gördüğümüz konutlarla bunu nasıl yapabiliriz? İki işlemde bunu buraya oturtma şansım var. İlk olarak şunu yapmam gerekir. Constrain komutunu çalıştırıyorum. Hatırlarsanız sadece düzlemlerde değil, eksenlerde de mate kısıtını kullanabiliyorduk. Ben geliyorum. İlk olarak bu ekseni seçiyorum. Sonra diğer dairemin eksenini seçiyorum. Okey diyorum. Artık bunların eksenleri eş merkezli. Fakat bu dairem bunun içerisinde oynayabilir. Şurada yine kendisi otomatik bir flash kısıtı vermiş. Bunu kaldırdım. Dediğim gibi eksenlerini mate verdim. Dolayısıyla bunlar eş merkezler fakat herhangi bir kısıt vermediğim için serbestçe hareket edebiliyor. Ama ben gelip constraint kısıtını çalışarak silindirimin alt yüzeyine ve parçanın oturma yüzeyine mate verirsem bu artık deliğe oturmuş olur. Şimdi buradan bir degree of freedom analizi yapalım. Bu silindirimin oynadığını gösteriyor. Bu şu anda kritik midir? Asla kritik değildir. Özel bir şekli vardır. Buradaki bir çentik vardır ya da bir çıkıntı vardır. Bundan dolayı belirli bir konumda durması gerekiyordur. Bunun için ayrıca bir kısıtımız var. Bundan da bahsedeceğim. Fakat şu anlık bunun dönmesinin bize bir zararı yok. Şimdi bunu iki hamle yerine tek hamlede de aslında bu deliğe oturtabiliriz. Dolayısıyla bu kısıtlarımı ilk önce bir kaldırıyorum. Daha rahat çalışabilmek için parçamı kendi ekseni etrafında bir döndüreceğim. Okey diyorum. Daha sonra constraint kısıtını çalıştırıyorum. Buradan şu iki kısıtı atlayıp öncelikle insert kısıtına geliyorum. Buradan bir opposed var, bir de aligned var. Bunları da mate ve flash gibi düşünebilirsiniz. Hemen örneğimizi yapalım burada. Yüzeyi seçtim ve sonrasında bu yüzeyi seçtiğimde normallerini birbirlerine örtüştürüyor. Bu şekilde. Okey dedim. Ve biraz önce iki mate kısıtıyla yaptığım işlemi tek mate kısıtıyla yapayım. Kısıtımı öteki opsiyonunda ise tam tersi bir işlem yapar. Insert diyorum. Ve bunları eş hizalı yapıyorum. İki opsiyon arasındaki farkı kısaca sizlere böyle açıklayabilirim.